MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, MHP'lilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Ato Kongrezyum'da gerçekleşen iftar programına Meral Akşener'in yanı sıra çok sayıda partili de katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Akşener, bir hafta sonra 19 Haziran'da kongremizi yapacağız. Bu konu hakkında da konuşmak için bir araya geldik. Biz demokratik bir hakkımızı kullanmak üzere yola çıktık dedi. Kongre süreci boyunca 6 aydır bir hukuk mücadelesi verdiklerinin altını çizen Akşener, tam 6 aydır küpe taş atılıyor, 6 aydır uğraşıyoruz, yola çıktık, o gün bugündür koşuyoruz dedi. Akşener 19 Haziran'daki kongrenin zorunlu olduğunu vurguladığı konuşmasında, bir hafta sonra Yargıtay kararıyla da kesinleşen 19 Haziran'da tüzük kurultayımızı yapacağız. Ey muhteremler, demirden korksaydık o trene binmezdik dedi. Demokratik bir hakkımızı kullanmak üzere yola çıktık. Tam 6 aydır küpe taş atılıyor. 6 aydır uğraşıyoruz. 1 Kasım seçim sonuçlarını Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, ülkücü harekete uygun olmadığı, potansiyelimizin o sonuçlara denk düşmediği, 40 milletvekiline düşmenin, yarı yarıya milletvekili kaybetmenin, 2 milyondan fazla oy kaybetmenin bizim için, bizim potansiyelimiz açısından yanlış olduğu, haksızlık olduğu, dolayısıyla nerede eksik yaptık, nerede gediğimiz var, nerede yanlışımız var sorularını, cevabını bulmak üzere meşrep yapalım dedik, yola çıktık, o gün bugündür koşuyoruz. Nihayet bir hafta sonra Yargıtay kararıyla da kesinleşen 19 Haziran'da tüzük kurultayımızı yapacağız. Yasal olarak, hukuki olarak çağrı heyetini mahkeme görevlendirdiği için genel merkez 548 imzalı talebimizi yerine getirmeyip bizi mahkemeye gönderdiği için artık iş mahkemenin kararından yola çıkılarak yürüyeceği için önce 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, daha sonra da arada geçen bir sürü hadise var, onları sizlerle paylaşmıyorum, hepiniz biliyorsunuz. Yargıtay'ın verdiği kesin karardan sonra 19 Haziran'daki kongre meşrudur, hukukidir, zorunludur. O bir seçim kongresi değildir. Sadece tüzük değiştirme kongresidir, kurultayıdır. Tüzük değiştikten sonra o kongrede, o kurultayda seçimli bir kongre kurultay kararı sizler tarafından alınacaktır.